Gözyaşları, merhabalar dostlarım. Şimdi 10. bölümün yani üçgende benzerliğin 16. köşe taşında kalmıştık. Bunun bir sorularını çözelim bakalım ne diyor. Şöyle bir önce odaklanmayı ayarlıyoruz biliyorsunuz artık. Şunu da bir açalım birazcık. Tamamdır. Evet. Birinci sorumuz. Diyor ki ABC dik üçgen, DEF dikdörtgen vermiş. Yani bir sürü diklik var açıkçası arkadaşlarım soruda. Ve biz artık önceki köşe taşlarından ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. A, B 90'ları yerleştireceğiz. Hemen canımın istediği bir açıya A dedim. Şurası 90. Şuraya da B'yi yapıştırdım. Burada 90 olduğu için buraya A diyelim. A var, 90 var. Şuraya B diyelim. B 90, şuraya A. Şuraya da B'yi yapıştıralım. Şimdi nereleri vermiş? A, B'yi 5 vermiş. Tamam. A, C'yi 12 vermiş. Demek ki 5, 12'den şu B, C'nin biz 13 olduğunu söyleyelim hemen. D, E ile F, E oranı da vermiş bize. F, E'ye K derseniz diyor D, E 2K olacak. Yani şurası da 2K'dır diyor bize bu Gobel. Buna göre de FE yani K dediğimiz yer kaç birimdir diye de bir soru sormuş arkadaşlarım. Başlayalım şimdi neler yapacağız bir görelim. Öncelikle şurada bakın 1, 2, 3 bir de büyük üçgeni sayarsak ki 4 tane arkadaşım burada ne var? Dik üçgen var. Ve bunların dördünün de açıları birbirine eşit olduğu için bunların dördü de birbiriyle benzer diyebilirsiniz artık. Peki madem ki bunlar benzerler hocam, hatta şuraya da ben bir K yazayım hemen. Madem ki bunlar benzer, sırayla benzerleyelim bunları. Mesela en büyük üçgende bakınız, en büyük kocaman üçgende bütün kenarlar belli. Bir de şurada küçük dik üçgenimiz var. Şu üstteki küçük dik üçgen, bir de şu küçük dik üçgeni alabilirim dostlarım. Bunların da birer kenarları K ile 2K şeklinde verilmiş. Bunları kendi aralarında benzerlik yapabiliriz diyorum ben. Şimdi benzerleyelim. Şunlara da biz bir harf verelim. Mesela X diyelim şuraya. Şuraya da Y diyelim dostum. Şunu görelim ilk başta. Şu küçükle A'nın karşısında K var. Şu dik üçgende A'nın karşısında Y gelmiş. Y. Bunu da yazalım. Eşittir. Bu üçgende B'nin karşısına X gelmiş. Bu üçgende de B'nin karşısına K gelmiş. Yani buradan çıkan sonuç şu. K kare X çarpı Y'ye eşit. Bunu bir bulduk. Belki bir işimize yarar diye bulduk bunu da. Devam edelim. Büyük dik üçgenle bir benzerlik yapalım. Küçük üçgende A'nın karşısı K. Şuraya yazıyorum. Nereye yazalım? Şuraya yazalım. K. Büyük dik üçgende A'nın karşısı 5. Eşittir. Küçük dik üçgene geldim tekrar. B'nin karşısı X. Büyük dik üçgene geçtiğimde de B'nin karşısının 12 olduğunu gördüm. Buradan hemen bir içler dışlar yaparsak 5x eşittir 12k. Yani x dediğimiz yere biz aslında 12a, y dediğimiz yere de 5a yazabilirmişiz dostlar. Bunu fark ettik. K dediğimiz yere. Hemen yazalım bunu da. Buraya 5a yazalım. Buraya da x yerine de 12a yazalım. Bunu da yazmış olduk. Böyle 5a'ya 12a. Hatta şurası da ne çıktı? 13a geldi. Ve hatta şurası ne çıktı? 12 eksi 13a da burası çıktı dostlarım. Zaten şıklara bakarsanız ne kadar gıcık bir şey çıkacağını da görürsünüz. Şıklarımızda bayağı dangalak dangalak sayılar mevcut arkadaşlar. Peki devam edelim şimdi. Hatta biz k'yı ne demiştik? K'ya 5a. O zaman şurası da ne oldu? 10a gelmiş oldu böylelikle. Buraya da 2 katı olduğu için 10a'yı yazdım. Şimdi bir de nereyi benzerleyelim? Şu küçük üçgenle, şuradaki küçük üçgeni benzerlediğimizde galiba A'yı buluyoruz arkadaşlarım. Bunları da benzerlersek soru çıkacak. Hatta şu küçük üçgenle biz en büyük üçgeni benzerleyelim daha güzel çıksın. Bakın burada 90'ın karşısında ne var? 10A var. Şuraya yazıyorum. 10A bölü büyükte 90'ın karşısında ne var? 10A'nın şey pardon 90'ın karşısında 13 var. Eşittir. Küçükte B'nin karşısına 12 eksi 13A gelmiş. 12 eksi 13A bölü. Büyükte B'nin karşısına da 12 gelmiş. İşte buradan A'yı bulabiliriz artık biz dostlar. Bu içler dışlar çarpımını yaparsak. Tabi bu kadar gıcık sayılar üniversite sınavında çıkar mı karşımıza? Çıkmaz dostum. Yani böyle gıcık gıcık sayılar, büyük sayıların çarpımları var burada.
Bunların karşımıza üniversite sınavında çıkacağını zannetmiyorum. Hadi bir yapalım. 12 ile 10 A'yı çarpalım. 120 A. Şuraya yazdım. 120 A eşittir. 13 ile şurayı çarpalım. 12 ile 13'ün çarpımı 144. Bir 12 daha ekleyeceğiz. 146, 156. 13 ile de 13'ün çarpımı 169 A yaptı. 169 A. Şimdi eksi 169 A'yı bu tarafa alalım biz. Artı gelecek bu tarafa. Ne olacak? 189 A olacak. 189 A eşittir 156. Dolayısıyla A'yı ne bulduk? 156 bölü 189. Pardon, 289 lan. Ne 189? He. 289 bulduk. Tabi bizden nereyi istiyordu? 5 A'yı. Bunu da 5 ile çarpacağız. 156'yı 5 ile çarpınca Adana'ymış sorumuzun cevabı. Ben çok uzatmadım. Adana'yı işaretledim dostlarım. Evet, geçtik ikinci soruya. Burada da bir kare verilmiş dostlar. BC'yi 8 vermiş. Alan ABC'yi de 24 verdiğine göre diyor. DE uzunluğu nedir diye bir soru sormuş. Şimdi şu kare ise bütün kenarlarına XX yazalım biz bunun. Başka 8 alan BC'yi 8 vermiş. Şuranın tamamı 8'miş. Bunu da yazdım. Aslında üstteki soruyu bir tık daha kolay çözmenin yöntemini de hatırladım şimdi ama onu da burada göstereyim arkadaşlarım. Bu soruda da aynı yöntemi yapacağım için şöyle bakın. Buradan aşağıya bir diklik indireceğim ben dostlar. Şöyle bir diklik indirdim. Şimdi bu diklik büyük üçgenin yüksekliği. Peki büyük üçgenin alanını nasıl buluyoruz? Taban çarpı yükseklik bölü 2, 24'e eşitledim. H'ı buradan 6 buldum. Yani şuradan aşağı inen yükseklik 6. Peki bu yüksekliğin şu parçası x ise, şuraya kadar bakın şu ikisinin arasındaki parça, karenin bir kenarına eşit ya şuraya, x dedim o yüzden buraya da. Şuraya da ne kaldı? 6 eksi x kaldı. Şimdi bakın bir de benzerlik yapalım. Küçük üçgenin yüksekliği 6 eksi x, büyük üçgenin yüksekliği 6. Yani 6 eksi x'in 6'ya oranı eşittir. Küçük üçgenin tabanı neymiş arkadaşım? Şurası x. Bölü büyük üçgenin tabanı neymiş? 8. İşte bu işlemin sonucu da bize x'i verecek. Hemen yapalım. 6x eşittir 48 eksi 8x'ten. 14x eşittir 48. X eşittir 48 bölü 14. Yani 2'ye bölelim. 24 bölü 7. Yani sorumun cevabı Adana'dan geldi. Evet Gobeller, 3. sorudayız. Bakalım bu ne diyor? AB'yi 3 verdim sana diyor. Tamam, burası 3. AC'yi 4 verdim diyor. O halde şuranın da 5 olduğunu biz söyleyelim. Bir de DE ile EH arasındaki ilişkiyi vermiş. Bakın birinci sorumuzun aynısıdır bu da. Şöyle K'ya 4K'dır diye de burayı da yazdım ben de. Buna göre EH yani K kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Şimdi birinci sorudaki gibi iki farklı benzerlik yaparak çözebiliriz biz bu soruyu eğer istersek. Bu birinci yöntem. Bir de şuradan aşağı yükseklik indirme yöntemine de başvuralım dostum. Şuradan aşağı bir diklik indirelim. H diyelim bu dikliğimize biz. Şimdi bütün üçgenin alanından yola çıkacağım. Dik üçgenin alanı 3 çarpı 4 bölü 2 değil midir dostum? 3 çarpı 4 bölü 2 yani dik kenarlarının çarpımının yarısı. Ve aynı zamanda H çarpı 5 bölü 2 de, şuna H dersem, taban çarpı yükseklik bölü 2'den de alanı buldum. Buradan 12 bölü 5 çıktı H. Şimdi şurası yine K dediğim için şurası da ne olmak zorunda? 12 bölü 5 eksi K olmak zorunda. Hadi gelin yine benzerlik yapalım. Şu küçük üçgenin yüksekliği, şuraya yazıyorum arkadaşlar, 12 bölü 5 eksi K'dır. Büyük üçgenin yüksekliği ise 12 bölü 5'tir. Eşittir. Küçük üçgenin tabanı 4K'dır. Büyük üçgenin tabanı da 5 olduğunu biliyoruz zaten. Hemen içlerimizi çarpalım. 5 ile burayı çarpalım. 5 ile 12 bölü 5'in çarpımı yaparsak 5'ler gider 12 kalır. Eksi 5 ile de K'nın çarpımı 5K. Eşittir. Şimdi 4 ile de burayı çarpıyorum. 4K ile 12'nin çarpımı 48K bölü 5 yaptı. Peki şu eksi 5K'yı buraya artı 5K olarak atalım şunu. Burası da 5 kere 5 25. 25 48 daha 68 73K yaptı. 73K bölü 5. Şurada bir yerden devam edeyim. Nereden devam edeyim? 12 eşittir
73K bölü 5 çıktı. 5'i de buraya çarpı atalım. 60, şuradan devam ediyorum, eşittir 73K. 60 bölü 73 eşittir K. Yani zaten bize de K'yı soruyordu. Cevap Edirne'den geldi. Evet, dördüncü sorumuz. İki tane dik üçgen var. Şu oranı bir yazalım. AK'ya 3 diyelim. AK'ya 3K. AH'a, AH neresi? Şuraya da 2K diyelim. BC'yi 12 vermiş. DE'yi de bizden istiyor. Bakın bu biraz daha, bir tık daha kolay bir şey arkadaşlarım. Şimdi şurada kırmızı üçgenin, kırmızıya boyadığım üçgenin yüksekliğini söyleyin desem 3K. Şurada da maviye boyadığım üçgenin yüksekliğini söyleyin desem 2K. Yüksekliklerinin oranı 3K bölü 2K. Bu bizim benzerlik oranımıza eşit. Hatta bu oran bir de neye eşit? Bunun 90'ının karşısı BC'nin, bunun 90'ının karşısı DE'ye oranına da eşit arkadaşım. Ve bize bakın BC'yi bu adam 12 vermiş. DE'yi de bizden istiyor zaten. Hemen şurayı konuşalım. 4 katına çıkmış 3 12'den. 2 de 4 katına çıkarsa 8'i paketlemiş oluruz böylelikle diyoruz. Evet. Ve çevirdik arka sayfamızı. Burada da galiba kelebek üçgen benzerliği yapılacakmış gibi geliyor bana. Bir bakalım. Dikdörtgenimiz var arkadaşlar, ki şunu bilin. Benzerliği çok iyi öğrenirseniz, daha önce de söylemiştim, dörtgenleri, yani dikdörtgen olsun, kare, yamuk, deltoid, bunları çok çok kolay yapabileceksiniz dostlar. Şimdi burada verilenleri bir okuyalım. AF, FE'nin iki katıymış. Yani burası K, burası 2K'ymış. Bakın şurada kelebek üçgen gördüm. Kelebek üçgeni görünce böyle içini tararsanız daha rahat oranları yazarsınız dostlar, ki üsttekinin sağ kenarı 2K, alttakinin sol kenarı 2K. Şey, K'ya 2K. 1'e 2 oranı var. Kelebekte oran nasıl yazılıyor? Üstten hangi kenarı aldıysan altta devamı olan, yani K'nın devam ettiği kenarı alıyorsun. Oran böyle yazılıyor. 1'e 2. O zaman burada 5 ise burası 2 katı olacak, 10. Ve bakın şu dik üçgeni konuşursak 9 var, AB var, 15 var. 9, 12, 15 üçgeninden AB'nin 12 olduğunu paketledim. 3, 4, 5'in 3 katını vermiş bize. Evet, bu soruya geldik. Yine bir ortada kelebek görüyoruz. Önce şu oranı bir yazalım. AE'ye 3K, EC'ye de 1K dersiniz diyor. Sonra da şu kelebeği bir daha gösterelim. Şöyle bakın, İyice gözümüze batsın kelebek. Sonra peki 1'e 3 oranı varsa şurası da A'ya 3A'dır ya da şurası B'ye 3B'dir diyebilirim. Şimdi DB'yi, yani 4A'yı bize 24 olarak vermiş. A'yı biz 6 bulduk. Nereyi istiyor? EB'yi, 3A'yı istiyor. 3 tane 6'yı istiyor yani. 18'i paketledik dostlar. Evet, 3. sorumuzdayız. Hemen okuyalım. Paralellik var. Oranı vermiş. DC'ye diyor önce bir 3K diyelim. Sonra CE'ye de 2K diyelim diyor. 3'e 2. Demek ki şurası 3A, burası 2A. Şurası 3M, burası 2M. Neyi vermiş? AC'den, AC neresi? 3M'den. CB'yi, yani 2M'yi çıkarırsan 4 kalıyor diyor. Yani M eşittir 4. Buna göre AB dediğimiz yer, yani 5M'yi istiyor. 5 tane 4'ü istiyor bizden. Cevabımız 20 çıktı bile çoktan. Evet, bakın burada da dik yamuktan kelebek üçgen yaparak çözeceğiz soruyu. Önce şu oranı bir yerleştirelim. ED'ye 1K derseniz diyor. EB, yani şurası 4 katı olacak. 4K, tamam. Peki burada bakın kelebeği görürseniz 1'e 4 oranı var kelebeklerin arasında. Demek ki 7 ise alttaki üçgendeki kenar ne olacak? 4 katı 28 olacak. Bizden de EC'yi istiyor. EC neresi? Şurası. X diyelim buraya. E burası X ise burası 4 katı olacağı için 4X. Şu 28'i bulmamıza bile gerek yokmuş. Biz şu dik üçgenden soruyu çözmüşüz bile arkadaşlarım. Bakın şurada bir dik üçgen var. 7, 24, 25 dik üçgeni. Yani 5x eşittir 25, x eşittir 5. Cevabımız Denizli'den geldi. Evet, 17'yi de gömdük. Hemen 18'i alalım. Önümüze yine kelebekten devam ediyoruz dostlar. Kelebek üçgen yapacağız.
Bakın böyle bir soru da üniversite sınavında sorulmaz. Yani sadece kelebek üçgenden çözülen bir soru üniversite sınavında beklemiyorum ben arkadaşlarım. Ama biz yine de tabii ki karşımıza çıktı çözelim. Önce şunlara AA diyelim. Sonra şuradaki kelebeği yazalım dostlar. Bakın şu kelebek üçgeni. Şimdi yukarıdan aşağıya doğru benzerlik oranı A bölü 10. Yazalım şuraya. A bölü 10. Eşitmiş şunun oranına HE'nin EF'ye oranını diyebilirim. HE'nin EF'ye. E hocam burada bir kelebek daha var. Bakın o da şu. Bu da kırmızı kelebek. Hatta bir tane daha kelebek var. Üçüncü bir kelebek. O da büyük üçgenler ama şimdilik ona gerek yok. E bunun da oranı HE'nin EF'ye oranıdır. Aynı orandır. Ve o da 2 bölü A'ya eşittir. O zaman bunu da 2 bölü A'ya eşitlersem ben. Bakın ortadakini yok edelim şunu görmeyelim. Ne geldi buradan? A kare 20'ye eşit çıktı içler dışları yaptığımda. A kare 20 ise A'da 2 kök 5 çıkar. Bana nereyi soruyor? AH'ı yani A'yı soruyor. Cevap Ceyhan'dan geldi. Evet ikinci soruyu okuyalım şimdi. DE paraleldir AC'ye. Yani şurası şuraya paralelmiş dostum. Ve bakın bu paralel doğru burayı ikiye bölmüş bu tarafı. Ne öğrenmiştik biz? Bu tarafı da kesin ikiye bölecek. Ve hatta şunun orta tabanı demiştik değil mi? Burası A ise burası komple 2 katı olacak. 2A şuraya ne kaldı? 2A eksi 2 kaldı. Bir de oran vermiş bize bakın DH'ın HF'ye oranı. DH'a 2K derseniz diyor HF 3K olacak diyor. Hadi bir de kelebek patlatalım. Bakın bu işte sınavda sorulur. Niye? Çünkü burada sadece kelebek yapıp çözmedik soruyu. Bir de birinci benzerlik şekli yaptık. Mesela orta taban yaptık. Öyle çözdük. Peki devam ediyorum o zaman. Oranı yazalım. Soldan sağa doğru. Paralellerin oranı A bölü 2A eksi 2 eşittir. 2'nin 3'e oranı olacak. 2 bölü 3. Hemen içleri çarpıyorum. 3A eşittir. 4A eksi 4'tür diyorum. Buradan 4 eşittir. A geliyor. Benden nereyi istemişti? D, E'yi yani A'yı istemişti. Cevap Bursa'da geldi. Bakın 3. sorumuz da yine hem birinci benzerlik şeklimiz hem de kelebek üçgen var sorunun içerisinde. İkisi bir aradaysa dostlarım bu soru üniversite sınavında sorulur ki vakti zamanında çokça sorulmuş zaten bu sorunun aynısı. Kelebekle birinci benzerliğin bir arada olduğu soru. Şimdi kelebeğe başlarsam bakın 2'ye 3 oranı var. Demek ki şurası 2K, şurası da 3K. Daha fazla bir şey söylemeye gerek yok kelebekle ilgili. Şimdi birinci benzerlik şeklimizi yapalım. Küçüğün sağ kenarı 4, büyüğün sağ kenarı 4 artı x. Demek ki 4 bölü 4 artı x eşittir. Küçüğün paraleli 2k, büyüğün paraleli 3k. K'ları yazmayalım. Bakın bu buradan 2 katına çıkmış. Bu da 2 katına çıkacak. Şurası 6 olacak. 4 ile neyin toplamı 6'dır dedim. Bursa'nın toplamı 6'dır geldi. Dördüncü soru işte bahsettiğim soru tipi yani üniversite sınavında sorulmayacak soru tiplerinden. Çünkü sadece kelebek üçgen var arkadaşlar sorunun içerisinde. Şöyle bir başlayalım. 4, 2 her şey yazılmış mı? Yazılmış. Buna göre x kaçtır diye de bir soru soruyor bize. Önce şunu görelim. Şu küçük üstteki üçgenle şu büyük üçgeni görelim arkadaşlarım. Bakın bir kelebek var burada. 6'ya 12 oranları yani üstteki neyse alttaki 2 katıymış. Peki üsttekinin bu kenarı 4 ise bunun devamı olan oran 1'e 2 idi ya 8 olmayacak mı burası? Hatta şuraya da 6 kaldı. Peki şimdi bir de son olarak şu kelebeği görelim. Bakın şurada da bir kelebek var. Oranı söylüyorum 6'ya x 4'e 6. 4'e 6. Yani 4x eşittir 36 x eşittir 9'u paketledik çoktan. Evet dostum 18 numarada tamamdır. Hemen çevirdim arka tarafı ve geldim 19 numaralı sorumuza. Evet bu da klasik bir soru. Üniversite sınavında bir kez sorulmuş bir sorudur arkadaşlarım. Böyle bir kelebek üçgenin kesim noktasından bir paralel doğru daha çiziliyor. Bakın dördünde de aynı muhabbet var. Bunun bir formülü var tabii ki arkadaşlarım ama ben formülü çok fazla sevmiyorum. Ne yapacağız? Bir kelebek üçgen yapacağız. Bir de klasik benzerlik yani birinci benzerliğimizi yapıp soruyu çözeceğiz dostlar. Önce şu oranını bir yerleştireyim. BF'ye 2K diyelim. BF 2K.
FD yani şurası 3K olacakmış. Tamam, bu oranı yerleştirdik. Şimdi bu oranın paralel doğru olduğu için, bu buna paralel olduğu için 2'ye 3 böldüyse burayı da 2'ye 3 böleceğini biliyorum. Benden AB'yi istiyor. X diyelim. Şimdi bir de kelebek yapalım şuradan hemen. X bölü 15 diyelim. X bölü 15 eşittir 2 bölü 3'e. Bakın bu 5 katı, bu da 5 katı olacak. Cevap 10 geldi. Yani formülde hemen hemen aynı sürede çözüyorsunuz. Formülle de yapsanız, o yüzden çok gerek kalmadı formülü arkadaşlarım. Şimdi burada da DC'yi istiyor. Gelin önce şu birinci benzerliğimizi yapalım. Bakın şunların oranı 6'ya 9 şu üçgende. 6'ya 9, hatta sadeleştirelim bunu. 3'e bölelim, 2'ye 3. Demek ki küçük üçgenin burası 2K, büyük üçgenin burası 3K, buraya da K kaldı. Ve bu paralel doğru burayı 2'ye 1 böldüyse burayı da 1'e 2 şeklinde bölecek. Hadi gelin bir de kelebek çakalım, soruyu da öldürelim böylelikle. 1'e 2 oranı var, yani A'ya 2A, soldan sağa doğru yazıyorum. 9'a X olacak burası da, 9'a X. Bu 2 katına çıkıyor A'dan 2A'ya. Bu da 2 katına çıkacak. Edirne'yi paketleyeceğim hemen. Evet, buradayız. Bakalım bu ne diyor. Önce kelebeği görecekmişiz burada. Çünkü kelebeğin kenarlarını vermiş. 8'e 12 demiş arkadaşlarım. 4'e bölerek yazıyorum. 4'e bölersem 2, 4'e bölersem 3. Demek ki şurası 2K. Şurası da 3K'dır diyebilirim kelebekten dolayı. Şimdi bir de bunun buna paralel olmasını konuşalım. Yani birinci benzerlik şeklimizi yapalım. Küçüğün sağdaki kenarı 2, büyüğün sağdaki kenarı 5. 2 bölü 5 eşittir. Küçüğün paraleli x, büyüğün paraleli 12. X bölü 12'yi yapıştırdım dostlar. Evet. Peki buradan ne diyeceğiz şimdi? İçler dışlar yapalım. 24 eşittir 5x gelir. 24 bölü 5 eşittir x, hatta 2 ile genişletelim, 48 bölü 10 x, yani 4.8'dir sorumuzun cevabı. Evet, son sorumuzdayız. Yine önce bir kelebeği görelim mi arkadaşlarım? Şu kelebek. Bakın oranı ne bu kelebeğin? 21'e 28, hatta 7'ye bölelim, 3'e 4. O zaman şurası 3k, şurası 4k. Nereyi istiyor bizden? EF'yi istiyor. Hadi şunu da bir kalınlaştırayım EF'yi. Şu benzerliği yapalım. Şuraya da X diyelim. Şimdi küçüğün sol kenarı 3, büyüğün sol kenarı 7. X bölü 7 eşit 3 bölü 7 pardon. Eşittir. Küçüğün tabanı X, büyüğün tabanı 28. X bölü 28'e. Evet, bu 28'e giderken 4 katına çıktı. Bu 3 de 4 katına çıkacak. Cevabımız 12'dir diyeceğiz arkadaşlar. Evet, 19'u da gömdük dostlar. Burada duralım. Bir sonraki videoda yine devam edeceğiz soruları gömmeye. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere.